Efendim asgari ücrete zam pazarlığı Aralık ayının başında başlayacak. Mesajı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir kez daha çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Peki masada işçiyi temsil eden Türk İş ile TİSK'ten nasıl mesajlar var? Sürece ilişkin detayları izleyelim şimdi. Bugüne kadar asla taviz vermediğimiz çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibimize önümüzdeki dönemde de bağlı kalacağız. Gözler asgari ücrete zam pazarlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz vurgusu yaptı. Peki süreç ne zaman başlayacak ve öncesinde kim ne mesaj veriyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde konuştu. Aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz dedi. Bakan, komisyon çalışmalarının böylelikle başlatılmış olacağına dikkat çekti. Ve bakan da Cumhurbaşkanı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak vurgusunu yaptı. Asgari ücrete zam pazarlığını Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütüyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Pazarlık süreci öncesi masada işçiyi temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde Türk İş heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu. Onlar nasıl geçinmeye çalıştıklarını anlatacaklar vurgusu yaptı. İşvereni ise masada TİSK temsil ediyor. TİSK daha önceki yıl dengeli bir ücretin önemine dikkat çekti. İstihdamın devamı ve kayıt dışılığı önlemek için işçiyi korurken işveren de korunmalı mesajı verdi. Mevcutta ise asgari ücret bir bekar işçi için net 11.402 TL. İşverene toplam maliyet ise bir işçi için 15.762 TL. Şimdi gözler yapılacak zam oranının ne olacağında.